Merhaba dostlar. Bugün 6 Kasım 2024 günlerden çarşamba ve an itibariyle saat 23.37 geç bir saatte evin en sessiz saati ev ahalisi uyudu. Ben de salona geçtim ve şu an bu video kaydını alıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere yeni bir seriye başlıyorum. Aslında bu seri yani yapay zeka serisiyle alakalı yapay zeka ile alakalı içerikler üretmek ve meraklısıyla buluşturmak epeydir aklımdaydı. Hatta daha önce yazılım ve kodlama üzerine de böyle bir girişimim oldu ve maalesef orada çok fazla ilerleyemedim. Ama bu seride daha sabır ve sebat göstererek tamamlamak istiyorum. Çünkü şöyle bir realite, şöyle bir gerçeklik var. Ben yapay zeka alanında doktora yaptım ama doktora çalışmamı zannediyorum bu alanda bilimsel çalışma yapan bir elin parmağı 5-10 kişi belki 20-25 kişi en fazla okuyor ama daha böyle işin hem teorisini felsefesini hem de mutfağını anlattığınız bir YouTube içeriği bir Medium blogu veya bir Twitter paylaşımı daha fazla insana ulaşabiliyor ve daha faydalı hale gelebiliyor. O yüzden böyle bir içerik oluşturmak Türkçe literatüre ya da popüler bilime bir katkı sağlamak istedim. Çünkü yapay zekanın ben yeni bir sanayi devrimi olduğunu düşünenlerdenim. Tabii ki daha çok erken aşamalarındayız ama bu aşamada bile işte transformer algoritmalarını kullanan ee, ve şu an kullandığımız Large Language Modeller, yani büyük dil modelleri, OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT veya işte Meta'nın Lama'sı gibi birçok farklı e, uygulama var. Bunlar epey özellikle e, beyaz yakalıların iş süreçlerini kolaylaştıran e, bir hale geldi. Belki bunun bir sonraki aşaması mavi yakalıların işlerini de kolaylaştıracak, belki de onların işini yapabilecek hale gelecek. Ya da bu bir balon, aynı dot.com balonu gibi de olabilir. Bunu şu an için öngöremiyoruz ama yeni bir dönemin arifesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve e, toplum olarak, ülke olarak e, bu yarışta geri kalmamalıyız. E, ben e, şu iki kavramı çok seviyorum. Teknoloji zade ve teknoloji zede. Yapay zeka öyle bir kaldıraç ki sizi teknoloji zade de yapabilir. Yani teknoloji zade bir devlet, millet veya teknoloji zede bir millet ve devlet de yapabilir. Bu aslında çok rahatlıkla hissettiğimiz bir şey şu an örneğin. Kullandığımız teknolojik aletlerin çok büyük bir kısmı ithal ve biz bunları tüketiyoruz. Ama işte bu sahip olduğumuz teknolojiyle de bir şeyler yapabiliriz, üretebiliriz veya bu yarışa bir yerden dahil olabiliriz. Bu anlamda bence dünya tarihinde ve önümüzde güzel örnekler de var. Örneğin Çin daha işte 80'lere kadar gıda problemi olan bir ülkeyken şu an işte teknoloji alanında, yapay zeka alanında veya elektrikli araç alanında dünyada artık dünya piyasalarını regüle eden bir hale geldi. Dolayısıyla sabır ve sebat edersek ve iyi bir atmosfer, iyi bir e, kültür oluşturabilirsek e, bu milletin de e, çok iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Örneğin işte bir Aziz Sancar gibi karşımızda bir örnek var. E, Mardin'de doğmuş, büyümüş, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almış bir bilim insanı Nobel ödülü aldı veya Daron Acemoğlu gibi işte yine bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim almış bir bilim insanı Nobel ödülü aldı. Dolayısıyla enseyi karartmadan e, bir şeyler yapmak, karanlığa bir mum yakmak adına böyle bir seriye başlamak istedim. En azından benim önümden gelen bu, bildiğim şey bu. E, ve bunu da e, bu işin meraklılarıyla, e, gençlerimizle paylaşarak e, bir nebze olsun bu çarka bir su taşıyabilirsem ve o çarkın dönmesine bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Bu seride e, yapay zeka anlatacağım dilim döndüğünce size. Bu e, işte süreci 1950'lerden alıp, çünkü ilk literatüre 1940'larda 40'ların sonuna doğru giriyor ve işte günümüz deep learning dediğimiz transformer algoritmaları dediğimiz noktaya kadar hem işin felsefesini ve teorisini hem de pratiğini yani daha mutfağa dair konuları da anlatarak bir içerik oluşturacağım. Kapsamını henüz çizmedim ama bu seri beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü etrafımda ee, bu konuyla meraklı olan öğrenmek isteyen çok fazla insan var ve Türkçe kaynak e, çok yeterli değil nitelikli kaynak çok yeterli değil e, Bu anlamda da ben e, bir nebze olsun katkı sağlayabilirsem Ne mutlu bana görüşmek üzere